Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çin'den almış olduğum janta takılan aydınlatma aparatı geldi. Aparatı, cihazı artık nasıl adlandırırsak. Daha doğrusu gelmiş, valide koymuş bir yere, biz bekliyoruz. Hiç nerede ne şu geldi bu geldi diyen de yok. Bu sefer sizlerle birlikte açıyormuş gibi yapmayacağız. Direkt açacağız. Ben de ne çıkacağını bilmiyorum. Bakalım. O meşhur videodaki gibi başımıza hani bir şey de çıkabilir diyor ya. Öyle çıkabilir mi acaba bize de? Böyle parçalıyorum artık. Hiç nazik davranamayacağım. Bunun montajını da çekeceğiz. Bu videoya açıklama kısmına linkini de koymayı düşünüyorum. Montajını ve testini çekmeyi düşünüyorum. Evet, yine janjanlı bir poşette. Açalım bakalım. Evet. Esnek bir kauçuk. İçinde pili vardır umarım. Herhangi bir pil yok. Yani ben göremedim en azından. Bunun kapağı var herhalde. Evet, kapaklı. Buraya bu şekilde pili takıyoruz. Ve çalıştırıyoruz. Bu şekilde tasarlanmış. Koyalım içine. Bunu da jantımızın teline takıyoruz arkadaşlar. Ve bu dönmeye başladıkça jantımızda şekiller meydana geliyor. Bunun montajını ve nasıl göründüğünü sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Hatta onu bu videoyla aynı video haline getireceğim. Yani bu incelemeden sonra o videoyu izleyeceksiniz. Dilerseniz montajına ve testine geçelim sizlerle birlikte. Gece karanlığında testi yapacağız arkadaşlar ama bu gördüğünüz kedi benim, adı Fincan, evde uyuyor. Onu da sizi tanıştırayım. Şişt, koca kafa, neler yapıyorsun bakayım buralarda? Videoyu izleyen arkadaşlara da maşallah demelerini rica ediyorum. Neyse arkadaşlar, biz kediden başka şeye de geçelim istiyorsanız. Bir seti ben şimdi çıkartayım ve bu benim aydınlatma cihazının neler, nasıl bir sonuç elde ettiğimizi görelim. Arkadaşlar ben montajını yaptım. İsterseniz bir de jantların döndüğünde nasıl bir sonuç elde ediyoruz ona bakalım. Bu lazer ve kadroda gördüğünüz aydınlatma cihazı, daha önceki videoda açılışını yaptığım ve montajını yaptığım arka aydınlatma. Şimdi jantın döndüğünde nasıl bir sonuç elde ediyoruz ona bakalım. Gayet gece karanlığında görülebilir bir hali var. Özellikle zifiri karanlıkta çekiyorum ki bunu, hani geceliğin bisikletle eğer sürüş yaparsanız sürücülerin sizi nasıl görüp görebileceğini bu şekilde anlayabilir miyiz diye bir video çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada bizi kim izliyor? Bakın size göstereyim. Şu an zifiri karanlıkta göremiyorsunuz ama fenere tuttuğumda göreceksiniz. Bakın orada uyuyor benim kedi. Bu videonun, yani bu incelemenin başına da onu koyacağım. Bakalım beğenecek misiniz bizim koca kafayı. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sizlere iyi günler diliyorum arkadaşlar.